Ahmet. Vay, vay, vay. Kardeşime bak hele, bak. Vay kardeşim benim. Geçmiş olsun Burhan. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Çiftlikteki işlerden çıkışına gelemedim. Kusura bakma. Olur mu? Ne kusuru? Hadi geç. Geç otur şöyle. Nasılsın bakalım? He? Neler yapıyor? İyiyim be Ahmet. Mopshane yaradı bana desem inanır mısın? Yaradı mı? Yaradı ya. İnsanın içeride düşünmesi için çok vakti oluyor. Her şeyi düşünüyorsun. Her şeyi. Bütün hayatını düşünüyorsun. Şimdiki aklım olsaydı dediğim çok oldu. Şimdi ne yapacağım peki? Çiftçilik yapacağım. Çiftçilik mi? Esnaftan mı? Çiftçilik dediysem öyle bir dönüm toprağım var işte. Pamuk olmaz belki ama sebze, meyve, bakliyat filan ekerim. Allah ne verdiyse yer içer, geçinip gideriz anamla işte. İyi, iyi. Hadi hayırlısı. Sen neler yapıyorsun? Ben de aynı. Nasıl bıraktıysan aynen öyle devam. Çok yormuyorlar ya çiftlikte seni. Yok canım, ne yormaz. Yalnız bu sıralar bizim bu Güllü'nün nikah filan... Demek evleniyor Güllü Zaloğlu'yla. Aslında... Aslında Zaloğlu'yla değil. Muzaffer Bey'le evleniyor. Girmezdin. Bu işler gelmezdi başıma. Böyle ölümlerden dönmezdin. Hepsi benim suçum. Keşke hiç tanımasaydık birbirimizi. Neden geldin buraya? Hı? Beni bir daha görme demiştim sana. Yetmedi mi sebep olduklarına? Daha ne istiyorsun? Daha ne olması gerek anlaman için? İkimizin de ölmesi mi? Ben sadece seni görmek istemiştim. Gördüm işte. Artık ait olduğun yere dönebilirsin. Ben seninle yolun sonunda ölüm bile olsa kalmaya razıydım Kemal. Beni yarı yolda bıraktın. Bekleme dedin. Bitti dedin. Ben senden vazgeçtim dedin. Ama merak etme. Bir daha asla çıkmayacağım karşına.
Gördüm demin. Neyi? Geline nasıl baktığını. Kim bilir sana nasıl yakışır gelinlik. Ben gelinlik giyebilecek miyim acaba? Giyeceksin elbet. Niye giymeyesin? Hem de dünyanın en güzel gelini olacak. Benim gelinim olacak. Sana bu haberi veren ben olmak istemezdim ama. Sorun değil Ahmet. Güllü benim için bitti artık. Kiminle evlendiğinin hiçbir önemi yok. Hadi sana iyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. Hanım, tekrar ediyorum. Sayın Bay Raşit Muzaffer Dinç Aslan'la evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızda kabul ediyor musunuz? Evet. Konukların ve şahitlerin duyacağı şekilde yüksek sesle söyleyiniz lütfen. Evet, kabul ediyorum. Benim önümde ve şahitlerin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi belirttiniz. Evliliğinizi evlenme siciline tescil ettim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Geldiğimizden beri susuyorsun. Ne bu halin? Anlat hele. Bugün bir düğüne gittim. Kimin düğünü? Güllü'nün. Güllü? Hani hep resmine baktığım kız var ya. Onun işte. Kiminle evlendi bil bakalım. Ben ne bileyim kardeş. Muzaffer Bey. Üzülmene değmez o zaman. Muzaffer gibi vicdansız, kitapsız bir adamla evlenen, para pul için seni mahpuslarda terk eden kızdan hayır gelmez kardeş. Keşke dediğin gibi olsaydı. Güllü'nün hiçbir suçu yok. Ben ittim onu Muzaffer'in kollarına. Benim korkaklığım, acizliğim yüzünden gitti. Çok seviyorduk birbirimizi. Ama babası kızım Muzaffer'in yeğeni Zaloğlu'yla evlendirmek istiyordu. Para yüzündendir kesin.
Evet. Para. Anayı kızdan, babayı oğuldan ayıran para. Güllü direndi ama. O direndikçe daha çok eziyet etmeye başladılar. Neredeyse her gün dövüyorlardı kızı. Sonunda dayanamadım. Dalıverdim evlerine. Abisi silah çekti. Sonra... Demek adam yaralamaktan yattığın buydu ha. Uğruna bu kadar mücadele ettiğin kızı niye bıraktın be Kemal kardeş? Baba sevmiş haber gönderdiler. Bırak bu kızı yoksa öldürürüz diye. Gözlerini para bürümüştü. Yaparlardı, öldürürlerdi Güllü'yü. İçim kanı ağlaya ağlaya yalan söyledim Güllü'ye. İstemiyorum. Sevmiyorum seni artık dedim. Sandım ki mahpushaneye girince unuturum onu. Ama olmadı. Bir an bile gözümün önünden silemedim yüzünü. Sonunda bugün... onu beyaz gelinlikler içinde görünce anladım ki... ben onsuz yapamam. Yaşayamam bu hayat. Hadi kardeşim hadi. Geldik. Kemal? Ana. Şarabı biraz fazla kaçırdı ana. Sabah biraz başı ağrır ama ne yapacaksın? Yatsın uyusun artık. Getirdiğin için sağ ol Yılmaz abi. Yılmaz oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.